DRT ekranlarında Haberin Merkezi programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haberin Merkezi'nde bu akşamki stüdyo konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hayri Ün'le birlikte olacağız. Sayın Ün, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu akşamki programımızda 19 Kasım 1717'de Denizli'de meydana gelen ve 6000 kişinin ölümüne sebep olan Büyük Denizli depremi ve ardından da çıkan bir yangın da var. Bu tabii ki bu bilgileri nereden ulaştık? Denizli Belediyesi gerçekten önemli bir çalışma yaptı. Öncelikle Osmanlı arşivleri, ardından da tabii ki Cumhuriyet arşivlerini araştırdı. Osmanlı arşivlerinden çıkan belgelerde gerçekten o güne yazılmış dilekçeler var. Dönemki padişah 3. Ahmet'e yazılmış Denizli'den yazılar var. Ve bu da tabii ki o depremin bazı noktalarının su yüzüne çıkması neden oldu. Çünkü bilindiği gibi bölgemiz bir deprem bölgesi. Etrafımızdaki antik kentlerinde depremler sonucu bu hale geldiğini gözlü hala da izleme imkanımız var. Ama tabii ki bu deprem bambaşka bir deprem. Daha çağımıza yakın tarihte olduğu için bizi daha da yakından ilgilendiriyor. Siz de bu konuda önemli çalışmalar da yapmıştınız. Özellikle bu depremin hatırlanması, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiği anlamında da bize önemli notlar aktaracak. Neler söyleyeceksiniz sizin tespitlerinizden? Ben öncelikle ben de Denizli Belediye'mize teşekkür etmek istiyorum. Bu türlü belgelerin gün yüzüne çıkması, Denizli'mizin tarihiyle ilgili, o geçmiş hafızamızın yeniden canlanmasıyla ilgili belgeleri ortaya çıkardığından dolayı geçen sene bu konuda belediyemizin ciddi etkinlikler oldu. Bu belgeler sergilendi. Tabii bizim inşaat mühendisi olarak orada dikkatimizi çeken en önemli belgelerden birisi, sizin de söylediğiniz gibi padişah, zamanın padişahı 3. Ahmet'e gönderilen Denizli'nin ileri gelenleri, işte o dönemki alimler, salihler, seyitler, imamlar, hatipler, askeri görevler tarafından gönderilen bir belge var ki 19 Kasım 1717'deki depremin büyüklüğünü bize ifade ediyor. Tabi orada bizi dikkatimiz çeken husus işte 6000 kişinin ölmüş olması, evet, o depremde. O gün kayıtlara göre bu Denizli nüfusunun yaklaşık yarısı anlamına geliyor. İşte kalecinin büyük ölçüde yıkıldığı, işte çarşıların, pazarların, camilerin, hatta bu depremin 19 Kasım günü öğle vaktinde olduğu, işte camide olan insanlar camide öldüklerini, çıkamadıkları, kurtarılamadıkları ifade ediliyor. Hamamlarda olanlar, diğer okullarda olan insanların yıkıldığı için kurtulamadığı ifade ediliyor. Tabi bunlar acı şeyler. Acıyı konuşmak çok aslında bir anlamda bizi rahatsız ediyor ama biz hep şu tarafındayız olayın. Yani bu acıları hatırlamamız lazım ki onlardan ders çıkartabilelim. Onları tekrar yaşamama adına yapabileceğimiz neyse, yapmamız gerekenler neyse bunları yapmaya çalışalım. Biz 19 Kasım tarihini o yüzden önemsiyoruz. Geçen yıl belediyemiz bir takım etkinlikler yapmıştı ama biz bu sene ve bundan sonraki yıllarda bunu 19 Kasım'da bu depremi özellikle tekrar Denizli gündeminin, Denizli halkımızın gündemine getirmek istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz. Yapılan mühendislik hizmetleri bugüne kadar nedir? Bundan sonra yapılması gerekenler nedir? Ve her zaman söylediğimiz bizim bir hayalimiz var. O da artık şu depremlerden sonra insanlarımız sokaklara çıkmasınlar. Gecelerini sokaklarda geçirmesinler. Biz bunu her depremden sonra yaşıyoruz Denizli'de. Tabii ben mühendis olarak olayı sorguladığımda, kendime bakan tarafına baktığımda insanlar geceyi sokakta, günlerce sokakta geçirmek durumunda kalıyorlar. Çünkü ne yazık ki evlerine güvenmiyorlar. Yani evet, bizim evimiz böyle yıkılırsa işte tekrardan böyle bir durum yaşayabilir miyiz endişesini yaşıyorlar. Tabii bunun çözme şansımız var. Belki bu bir hayal bizim için şu anda. Yani hep televizyonun karşısına geçip şunu izliyoruz. İşte Japonya'da bir deprem oluyor. İnsanlar binadan kaçma derdinde değil, eşyalara bakıyorlar. Hangi eşya benim üzerine düşmesin diye kendilerine korunaklı bir bölge bulmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak da biz bunları başarabiliriz. Bu hale gelebiliriz. Tabii bunların hakikaten mühendislik hizmetlerimizi iyi yapmamızla ilgili. Mühendislik hizmetlerimizin iyi ve kaliteli olmasıyla ilgili. Tabii burada mühendislerimize ciddi görevler düşüyor. Halkımıza ciddi görevler düşüyor. İdarecilerimize ciddi görevler düşüyor ki İşte ileriki yıllarda biz yapı stoğumuza baktığımızda artık güvenilir bir yapı yaptık. Hani bizim öngörmediğimiz, beklemediğimiz bir deprem olursa
Ancak bu binalar yıkılır korkusunu yaşamamalıyız. Ama Denizli'de beklediğimiz işte 6.8 büyüklüğündeki bir depremde bizim artık binalarımız yıkılmasın, altında insanlarımız kalmasın. Gerekli ne önlemleri gerekiyorsa hep birlikte almaya çalışalım. Biz de inşaat mühendisi odası olarak öncelikle bugünü 19 Kasım'ı bu anlamda hatırlamak istiyoruz. İşte bu bunun kapsamında bir takım etkinliklerimiz olacak. Evet. Bir gazete çıkarmayı düşünüyoruz. Bütün şehrimize bu konuyu tekrar anlatacak, gündeme getirecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili öneriler. Ve biz eğer bir aksilik olmasa da her sene bunu belki artırarak Denizli'nin o büyükten resmine bakarak neredeyiz ve bundan sonra nerede olmalıyızı deprem konusunda hatta diğer doğal afetler konusunda tartışmayı açmak istiyoruz. Her sene bunu da tekrar etmek istiyoruz ki işte o hayalimiz gerçek olsun. Artık insanlar evlerinde güvenli bir şekilde 2023'lere vizyon şehre yakışır bir Denizli'de yaşayabilsinler. Evet, tabii ki tüm isteğimiz özellikle böyle felaketler olduktan sonra daha çok konuşulmaya devam ediyor. Şimdi işin ilginçliğine baktığımızda tarih 1717, 18. yüzyıl ve biz şu anda teknoloji çağı olan 21. yüzyıldayız. Yani aradan 300 yıl geçmiş ama hala biz deprem konusunda birinci konuşuyoruz. Aslında tabii ki mutlaka yol aldık bu noktada ama insanlardaki bilincin burada da uyanması gerekiyor. Siz de belirttiniz artık bir deprem olduğunda ülkemizde insanlar binalarından atlıyorlar. Yıkıcı bir deprem olmasa bile balkonlarından pencerelerine atlayan insanlar hayatını kaybediyor. Bu noktada hangi aşamadayız siz genel olarak değerlendirdiğinizde? Biz daha önce de sizle de görüştük. Evet. Yani bir şey de söylemek lazım. Acı bir gerçek ama bizim yapı stoğumuz hala sıkıntılı. Tabii bunu başka şekillerde tartışabiliriz. Niye bu hale geldi? Evet. Niye böyle yapıldı? Hatta enteresan biz binaları incelediğimiz zaman enteresan bir bilgiye de ulaşıyoruz. 1950, 60, 70'li yıllara kadar yapılmış binalarımız bizim bulundukları o projesindeki beton dayanımını fazlasıyla sağlıyorlar. Ama 70 ile 90 arasında bir ölü bölgemiz var. O ölü bölgede proje dayanımlarımız 18 megapaskal olması gerekirken yerinde 4-5 olanları var. Ve bunların ne yazık ki depreme dayanıklı olabilmeleri söz konusu değil. İşte o yapı stoğumuzdan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Bu anlamda en son yaşadığımız gene acı bir tecrübeydi Van depreminden sonra. Tabi orada vefat edenlere yine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, acılarını paylaştığımızı gene ifade etmek istiyoruz. Bizim öğrencilerimizden de orada yakınları vefat edenler oldu. Bizim tabii Van'dan da öğrencilerimiz var. Bunları yaşadık, gördük. Bunların yaşanmamasını istiyoruz. Bu anlamda da üzerimize ne düşüyorsa, üzerimize yapılması gereken neyse tekrar bunları gündeme getirerek yapmak için elimizden geleni yapacağız.